Herkese merhaba arkadaşlar, ben Anurak. Bugün sizlerle Türkiye'de kullanılması yasak olan kelebek bıçağı inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bıçak gördüğünüz gibi mat siyah ve şuralarda ejderha çizgileri falan var. Ejderha şeyi var, deseni var oluşturulmuş. Şurada gördüğünüz gibi bir kilidi var. Şu kilidi çıkarıyorsunuz. Bu arada fiyatını söyleyeyim. 10 TL ile 10 TL ile 110 TL arası değişiyor. Bu 60 liralık olan, yani bu bantlarda değişiyor. Şu kilidi çıkarıyorsunuz bakın. Mesela böyle bir kilidi var. Düşmemesini, çıkmaması sağlıyor. Ve şurada bir tane cebinize takmalık yeri var. Yani şuraya takıyorsunuz. Ve bu şekilde bıçağı kullanabiliyorsunuz. Şimdi bu bıçak arkadaşlar şu şekilde açılıyor. Buraya basıp açıyorsunuz ve açtığınız zaman direkt geliyor. Normalde buraya açtığınız zaman elinizle tutmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Yani bırakmayın. Ne olur ne olmaz, keskin olduğu için elinizi keser, mesela kapalı diyelim. Şöyle indirip bu şekilde iki elinizle açın ve bunu da buraya takılmamasına özen gösterin. Çünkü birine saplarken sıkıntı çıkar. Bunu bu şekilde şuraya geçirmenizi tavsiye ederim. Yani bu şekilde olacak. Ve bu bıçak neden Türkiye'de yasak onu söyleyeyim. Bu bıçağın boyu, eğer ki bu parmağınızı geçiyorsa, şu anda geçiyor, Türkiye'de yasak arkadaşlar. Daha doğrusu 18 yaşın altındaki kişilerin bıçak taşıması yasak. Gayet bir keskin bir bıçak arkadaşlar. Onu şimdiden size söyleyeyim. Hatta şöyle size göstereyim arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı yok. Bir dakika. Evet arkadaşlar, en son telefon kalmıştık. Burada kalmıştık. Yani şu şekilde olduğu zaman, büyük olduğu zaman polisler gördüğü zaman size ceza yazıyor. 18 yaşın altında küçüklerin de kullanması yasak ve çok keskindir arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Şöyle vurduğum zaman anlayabilirsiniz ne kadar keskin olduğunu. Evet, böyle güzel bir bıçak. Almanızı tavsiye ederim eğer koleksiyon için bıçak alıyorsanız. Bunun ismi kelebek bıçak diye geçiyor arkadaşlar, haberiniz olsun. Yani şu şekilde diyelim, mesela açtınız, şu şekilde yapıyorsunuz. Bakın eliniz altta olmayacak. Şu şekilde ucundan, şu uç kısmından arkadaşlar şöyle tutup böyle çevirip bir anda, bazılar şöyle yapıyor da mesela böyle tutuyor, çeviriyor, bıçağı fırlatıyor, bir anda tutuyor böyle saplıyor mesela. Yani dediğim gibi bıçak koleksiyonunuz varsa almanızı tavsiye ederim. Bıçak koleksiyonunuz yoksa tavsiye etmem. Cezası var, bir küsür liraya geçiyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gayet de güzel bir uçak arkadaşlar. Farklı videolarda görüşürüz. Bay bay. İzlediğiniz için teşekkürler. Sevgiler, saygılar. Burası da ok gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tasarımı da çok iyi. Dediğim gibi böyle tanıtım videoları kanalımda bulunacak arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Ve kötülerden ve kötü şeylerden uzak durun. Bay bay.